Nasıl gidiyor Veysel? İyi gidiyor efendim. Hadi bakalım. Kızım beğendin mi burayı? Çok beğendim efendim. Hadi bakalım, hadi hadi. Sana da mı taşıtıyorlar kızım? Evet efendim. Köylü tedirgin. Bir süre fazla etrafta dolanmayın. Yüzbaşı. Artık bir süre buralarda görüşeceğiz ha? Bizim için daha iyi. Karakola yakın komşu sayılırız. Artık sen de askerlerini toplayıp görevinin başına dönebilirsin. Ben görevimin başındayım efendim. Yüzbaşım, senin görevin ülkeyi korumak, beni korumak değil. Bazen ikisi aynı kapıya çıkar. Bak kızacağım ama şimdi yüzbaşım. Bunu göze alabilirim efendim. Hayatta tehlikeye atamayacağımız şeyler vardır efendim. Siz bu köye geldiniz diye mevcut tehdit 5 dakikada ortadan kalkmayacak. Yüzbaşı, belki haklısın ama bir de şöyle düşün. Devletin şefkatli elini ben silahların gölgesinde uzatırsam, sence bana kim inanır? Hadi bakalım, hadi. Demek gidiyorsunuz. Ha yüzbaşım? Senin komutan bizi burada istemiyor. Mahu! Koş hadi koş! Koş hadi! Acele et! Hadi hadi çabuk ol! Mahu hadi! Köyde okul yok. Çocuklar sabah akşam bu külüstürle okula gidip geliyorlar. Geç geç! O çocuk mu? Evet o. Yüzbaşım görüşürüz. Görüşürüz. Gidelim. Ana. Ne var ne? Ana. Ne diyorsun gene? Yürü hadi. Yürü hadi hadi. Sızlanma. Ne yapıyorsun? Ay! Benim. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dedim sana. Ne oluyor? Rezil yardım ettim etmek istedim. Rezil. Ay sağ ol. Yürü. Çok güzel yürü kız. Yürü dedim sana yürü. Ne kadar güzel kız anne. Hadi yürü. Rezil ettin beni devlete. Çok güzel kız. Yürü. Anne istiyorum. Yürü Allah'ın delisi. İstiyorum. Hadi ben sana göstereceğim. Istiyorum. Vallahi yeni makama yerleştim Melek. Oturduk muhtarın makamına. Karşımda da Hayrullah Efendi. Sanki kaymakamlığın ilk günleri Melek. Hadi hayırlısı. Ben de şimdi hastaneye geldim. Selam söyle hoca hanıma ha. Tamam. İyi günler efendim. Oo hoş geldin müdür. Ya sen buralara uğrar mıydın böyle? Melek hoşça kal konuşuruz sonra. Hoşça kal canım görüşürüz. Hadi bakalım. Ne var ne yok. Sağ olun efendim. Tanıştırayım. Muhtarımız Hayrullah Efendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk memnun oldum. Bu da karayolları müdürü. Muhtar. Bak iyi bak iyi bak. Her zaman göremezsin. Geç bakalım müdürüm. Sen de böyle gel Hayrullah Efendi. Ha. Gel böyle. Hele buraya gel böyle. Oturayım. Gel gel gel. Peki. Daha önce geldin mi sen buraya hiç? Gelmedim. Gelmedin. Evet gelmedim. Yapma ya. Senin alanın değil yani burası. Bu köyden sen sorumlu değilsin. Öyle mi? Ha? Gel bakalım seninle bir turistik gezi yapalım biz. Hay hay efendim. Hadi müdürüm. Muhtar. Gel bakalım. Buyurun efendim. Veysel. Ceras kalla biraz havaya kaldırıp öyle devam edelim. Hadi bakalım. Tamam mühendis hanım. Usta kolay gelsin. Sağ olun kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Günaydın. Günaydın hocam. Duran Bey'den bir haber var mı? Hayır yok. Sabah karısını aradım. Kadın perişan. Dün gece polise haber vermiş. Ya içip bir yerlerde sızmış falan olmasın? Ya yok öyle bir uyu. Ha, ben kendimle karıştırdım. İşçiler biliyor mu? Vallahi ben söylemedim ama. Allah Allah. Allah Allah.
Evlendiğimizden beri eve ilk defa gelmedi müdür bey. Evin dışında bir hayatı yoktur kocamın. İşten eve, evden işe. Başına dert olacak birilerini biliyor musunuz? Ne gibi? Ne olursa malum iş hayatı, bazı anlaşmazlıklar, tehdit, şantaj. Hayır, kimsenin hakkını yemezdi. Onu sevmeyene rastlamadım. Böyle iz bırakmadan ortadan kaybolması. Efendim. Evet Zafer. Anlıyorum. Tamam, devam edin. Bir şey mi oldu? Kocanızın arabası bulunmuş. Ne? Terk edilmiş olarak. Köy yollarını nasıl buldun müdür? Biraz bakımsız. Aleykümselam. Biraz mı bakımsız? Yapma ya. Yok, bayağı çok bakımsız. Ha. Bak müdür, artık ben bu köydeyim. Devletin valisi her sabah bu yollardan geçerek makamına geliyor. Bu ayıp sana da, teşkilatına da yeter artık. Bilmem anlatabildim mi? Merak etmeyin sayın vali, halledeceğiz. Duydun mu muhtar? Ha? Şimdi al şimdi müdürü, yapılmasını istediğin ne kadar yol varsa göster. Baş üstüne beyim. Hadi bakalım. Gel bakalım müdürüm, senle dolaşak biraz. Göster hadi bakalım ya, bozuk hadi, yolları. Hadi tempo ya, tempo. Gel müdürüm, gel. Şunların gidişine bak Veysel. Nasıl da yakıştılar değil mi? Müdür, Hayrullah Efendi'nin elinden biraz zor kurtulacak galiba. Vallahi Veysel, yani ben muhtarın yerinde olsam tadını çıkarmanın yoluna bakarım. Hayırlı günler sayın valim. 40 yılın başında... Hayırlı günler. Sağ olun valim. 40 yılın başında karayolları müdürünü geçirmişim elime, değil mi? Oo, ben kaçtım ya. Şu Ali Maruf yok mu? Hı hı. Şu sevkiyatıyla ilgileneceğiz. Bakalım ya. Bakma Veysel, bakma ya. Vali dediğin ne işe yarar? Nutuk atar. Hadi bakalım, hadi. Nerede? Burada komutanım. Vallahi geldiğimizde böyle yatıyordu. Al şunu. Hemen ambulans çağır. Başüstüne komutanım. Yoruldun mu? Bırakalım mı? Devam edelim biraz daha. Oh. Yürüme açlığı. Fazlasıyla. Aa, Tekin arıyor. Dur. Tekin. Bir saniye. Bir saniye dur. Ah. Tekin, merhaba. İyi misin canım? Az önce ilk yürüyüşümü yaptım. Bacaklarım titriyor. Sanki başkasının ayaklarıyla yürüyor gibiyim ama olsun. Tekin, yeniden yürümek o kadar güzel ki. Bu sesi özlemişim. Sesindeki heyecanı. Orada işler nasıl? Neden sustun? Anlaşıldı, tamam. Hayrola Zafer? Jandarma bölgesinden haber var müdürüm. Turan Bey ile ilgili. Kötü mü? Maalesef. O olduğu kesin mi? Cesedin üzerinden çıkan kimliğe göre evet. Allah kahretsin. Adamın karısı da odamda, iyi mi?
Karakola 3 kasa gidecek. Tamam, görüşürüz. Söyle. Ekmek kamyonu yola çıktı. 12-10 var. Tamam, kapat. Ben askerdeyken kışlanın fırınında yapılırdı ekmek. Kepekli esmer buğdaydan. Tadını hala hatırlarım. Anladım abi. Senin esmerlik oradan geliyor. Biraz daha yesen Arap gibi dönecekmişsin. Fırıncı beni hiç sevmezdi. Ben de onu. Bir gece yalnız kaldık fırında. Fırının kapakları açık. İçi cayır cayır alev. Bir daha fırıncıyı gören olmadı. Kayıtlara baksan herif hala firarda. Devriye var mı ortalıkta? Yok. Şimdi arkadaşlar, Anadolu'da bir tabir vardır. Yerden bir avuç toprakla kalkmak deriz. İnsanlar güçlüklerin altından bu şekilde kalkar. Ülkeler de öyle. Kurtuluş Savaşı böyle verilmişti. Her ev bir atölye. Biz köprüyü de böyle yapıyoruz. Hiç unutmam, daha kazma vurmamışız köprünün temeline. En sıkıntılı zamanlar böyle yardım elini açmışız insanlara. Şimdi bir sabah bir köylü dayandı vilayetin kapısına. Beyim dedi, kusura bakma, yok başka bir şeyim. Al şu iki koyunu, şantiyede işçiler aş edersin. Ben işte o zaman tamam dedim. Bu iş tamam. Şimdi Ali Maruf Bey'in ve değerli arkadaşların da yaptığı böyle bir şey. Böyle topraklarımızda yüzlerce yıldır biten, bugüne kadar kimsenin yüzüne bakmadığı bitkilerden ne yapıyoruz Ali Bey? İlaç yapıyoruz Sayın Valim. İlaç ham maddesi yapıyoruz. İlaç ham maddesi, evet. Şimdi arkadaşlar, onu yalnız bırakmayın. Ben köy kahvelerimizde pinekleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Burada sizler ve ülkeniz için bir kazanç kapısı var. Yerden bir avuç toprak da siz kapın ya. Hadi bakalım, hadi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi Ali Bey, hadi bakalım. Buyurun, buyurun. Estağfurullah. Buyurun Ali Bey, buyurun. Hadi bakalım. Buyurun Sayın Valim. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, mühürü getirin. Hadi hayırlısı bakalım. Evet, hayırlı. Bak. Uğurlu olsun. Ya Vali Bey, bana müsaade lütfen. Buyurun Sayın Valim. Sayın Valim buradan nereye acaba? Valla ben köyüme dönüyorum. İsteyen buyursun gelsin. Yeni makamınızdan memnun musunuz Sayın Valim? Tabii canım. Niye memnun olmayayım ya? Efendim, siz köye yerleşince emlak fiyatları yükseldi diyorlar. Ne diyeceksiniz? Yapma ya. Başka ne diyorlar? Daha ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz Sayın Valim? Kalacağız biraz ya. Vali Bey. Gereken yapılana kadar kalanacak. Efendim Aslı, sen de bir soru soracaksın kızım. Sor kızım, sor. Baba. Turan Bey bulundu baba. Bulundu mu? Nasıl ya? Anladım Aslı'cığım. Anladım, tamam. Sen sakin olmaya çalış. Hadi Aslı, hadi. Geç arabaya. Sayın Valim, kötü bir haber mi? Kötü. Alçakça bir haber.
Sormamızda sakınca var mı efendim? Turan Bey, köprünün demir aksamının yapıldığı fabrikanın sahibi Turan Bey'in cesedini bulmuşlar. Turan Bey öldürülmüş. Birileri götürmüş, bir yerde infaz etmiş. Peki sizce sebep? Ya bana sebep sormayın kardeşim. Benim bildiğim, bir namuslu insanı daha kaybettiğimiz. Köprü bir şehidini daha verdi arkadaşlar. Başınız sağ olsun Sayın Vali. Hepimizin başı sağ olsun. Ayrıca abi, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Keşke senin kadar duygusuz olabilsem. Valiyi böyle görmek benim içimi parçalıyor. Bir de sana bak. Umrunda bile değil. Hiç yakışıyor mu? Turan Bey'in cesedini bulan bizim devriyeler. Adamın sicili nasılmış? Neredeyse bir melek. Hayatında trafik cezası bile yok. Ama köprünün demir aksamı onun fabrikasında yapılıyor. Doğru. Birileri için bundan büyük günah olamaz. Allah kahretsin. Bu da. Verin. Güzel. Biraz fazla gürültü çıkaracak ama. Fark etmez. Kurt boğazı karakolu gürültüye alışık. Hasan, al. Babasıyla kalacakmış bu gece. Bu mu sıktı canını? Nerede bu insanlar Aslı? Ha? Bu insanlar nerede Aslı? Nerede? Yok. Gittiler. Hepsi gitti. Hatta birkaçı içeride. Dolaplarını boşaltıyor. Nereye giderler be? Ha? Nereye giderler? Gitmek değil bu Aslı, gitmek değil bu. Bu kaçmak bu. Buna kaçmak derler Aslı. Korkuyorlar hocam. İyi. Korksunlar bakalım. Korksunlar. Ya Turan Bey'in cenazesi kalkacak bugün. Ne bileyim, belki cenazeden sonra filan. Mühendis Bey, gidiyoruz biz. Hakkını helal et. Kim? Ben mi? Ha? Yanlış adres. Sana hakkını helal etmesi gereken Turan Bey. Bir de Bahar Hanım var tabii. Geride kalan karısı. Deniz var, yetim kızı. Ya Turan Bey evlatları gibi gördü sizi. Kardeşi gibi. Yalnızca işi bırakmıyorsunuz. Turan Bey'in ailesini terk ediyorsunuz. Size en çok ihtiyacı olan insanları en zor gününde terk ediyorsunuz. Benim de bir kızım var mühendis bey. 4 yaşında. Karım, yaşlı anam. Onların bana daha çok ihtiyacı var. Kusura bakmayın. Alasmaladık. 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 Hadi bakalım. Hadi. Merhumun ruhu için El Fatiha. Amen.
sağ olsun efendim. Başınız sağ olsun. Hadi başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ne söylemek istersiniz? Acılı günümde yanımda olan dostlarıma minnettarım. Sayın Valime de. Kocamın neden öldürüldüğünü, hangi amaca hizmet ederken öldürüldüğünü herkes gibi ben de biliyorum. Ve şimdi buradan onlara seslenmek istiyorum. Kocamın katillerine. Maksadınız köprüyü yaptırmamaksa elinizi çabuk tutun. Gelin beni de öldürün. Çünkü vazgeçmeyeceğim. İsterseniz beni asın o köprüye. Vazgeçmeyeceğim. Kocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Teşekkür ederim. Sayın Valim, sizin bir açıklamanız var mı? Arkadaşlar, köprü ilk şehidinin temelinin atılacağı gün verdi. Alay komutanımız rahmetli Tarık Albay. Bu demektir ki köprünün temeli şehit kanıyla atıldı. Turan Bey yiğit insandı. Adam gibi adam. Bunları bilerek açtı fabrikasını bizlere. Şurası kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Tehlikeyi bilmesi ve göze alması onun ölümünü makul kılmaz. Onu kahraman yapar. Sadece kahraman. Allah rahmet eylesin. Amin. Başınız sağ olsun. Yalnız değilsin Bahar'ım. İçeriden kumanyayı alıp şantiyeye döneceğim ben. Bana bir diyeceğim var mı mühendis bey? Yok Erdal, adamları göz kulak ol, sağlam durmaya çalışsınlar. Biliyorsun işte. Hı-hı, merak etmeyin. Hadi Erdal hadi. Of, derdimiz büyük. Nedir ya? İşçiler. Gittiler mi? Hepsi gitti. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kim bunlar ya? Ustabaşı Süleyman. Ben çok umutsuz değilim aslında. Dönelim hocam fabrikaya. Belki cenazeden sonra iş başı yaparlar bütün bu konuşmalardan sonra. Evet Tekin, bence de biraz bekleyin. İyi hadi bakalım. Görüşürüz baba.